Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Tekrar Sema 04, Sema Atin kanalındasınız sevgili örgücüler. Bebek hırkamızın ikinci bölümündeyiz. Hırkamın kolunu yaptım. Nereye kadar, nasıl yaptığımı şimdi sizinle paylaşacağım. Şöyle bir ölçü veriyorum hemen. Düz kısmı şu anda 17 santim. Bu benim için yeterli. Ee, kolumuzun genişliği hemen bunu da şöyle şuradan tutarak bir ölçeyim. 23 santim. 23 santim kolun genişliği. Bunu şimdi e, kol ağzına da bu şekilde haroşa yapacağım ben. Kolu nereye kadar düz ördüm? Bakın. Kolu sadece iki yerde iki kez kestim. Başka devamlı düz örerek geldim. Bir kestim. Burada beş sıra yaptım. Tekrar bir tane daha kestim. Şimdi kolun ağız ölçüsünü nasıl alacağım? Kolun ağız ölçüsünü şu robadan şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle bakıyorum. Bu kadar kol ağzı benim için yeterli. Burayı şuradan hemen tuttuğum yerden sayıyorum. Bakın tuttuğum yerden saydım. Kaç ilmek bana lazım? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ilmek lazım. Örnek veriyorum tamam mı? Şimdi bunu bu kol kesmesinde farklı yapacağım. O tekniği de öğrenmeniz adına. Hemen yine ipimi alıyorum batik ipimi şu mavi çok burada maviyi biraz alayım da şuradan başlayacağım şuradan başlayayım 36 dedim ben şöyle tutacağım kol ağzını biraz daha geniş istiyorum sevgili hanımlar şöyle masamızı ayarlayalım hemen rengimi bağlıyorum bu kez kolu üstten keserek yani ara ara keserek yapacağım bu tekniği de öğrenmiş olur acemi örgücüler düğüm atmadık 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane burada eksilteceğim. Eksiltmemi de aynen bu şekilde yapıyorum. İkisini bir örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ördüm. Bir tane de burada eksilttim. İki yerde eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de burada eksikti şimdi tekrar burada 2 3 4 5 6 7 8 bir tane de burada eksiltim yani belli bir aralıklarla kesme yaptım. Şişime son kenardan da bir ilmek kestim. Şişimde bakayım kaç ilmek kaldı. Belli aralıklarla kestiğim için düzenli olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ilmek kalmış. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzden bu kenardan bir tane kestik. Diğer kenardan da kesme yapacağım. Yine haroşa örüyorum. 46 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu sıramı da tamamladım. Yine aynen robada olduğu gibi haroşa öreceğim birkaç sıra. Şu anda 46 ilmekle çalışıyoruz. Kenardan bir tane ördüm. Bir tane daha eksilttim bu kenardan. Bu kenardan kesmemiştik. 8 örüp sonra kesmiştik. Artık 45 ilmekle devam ediyorum. Bütün ilmekleri yine haroşa. Birkaç sıra hızlı hızlı örelim bu haroşayı. Kesmesini istiyorsunuz. Kesmesini de göstereceğim. Yani örgünün bitişini isteyen arkadaşlar var. Daha hiç örmeden diyor. Nasıl bitiyor diyor. Onu da göstereceğim. Şimdi toplamda 45 tane ilmeğim var. Bu 45 tane ilmeği istediğiniz kadar haroşa yapabilirsiniz. Kolu isterseniz tamamını haroşa yapabilirsiniz ama böyle daha güzel beden de aynı şekilde önü arkaya ekledikten sonra düz örgü örüp bitimine iki parmak, üç parmak kala bu şekilde haroşa olarak yapıp örgünüzü bitirin sevgili hanımlar. Hem hızlı hem gösterişli, şık bir bebek hırkası. Rahat giyebilecek. Boynunu tahriş etmeden yaka da öyle bir yaka. İşte bu sırayı da tamamlayıp birkaç sıra yapıyorum. Şimdi hanımlar bu kadar yeter. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, altı diş haroşa ördüm. Bu da benim kol boyumu tamamladı. Hemen kesmeye geçelim. Nasıl keseceğiz? Şu ipi şuradan bir alayım. Elimize dolaşmasın. Kolu bitirme tekniği de bu. 2 ilmeği bir keserek başlıyorum ben. Ben hep böyle bitiriyorum hanımlar. Kimisi de şöyle bitiriyor. Bakın şöyle bir teknik de var. Şöyle atıyor. İkisini birlikte örüp önce dolama yaptığımızı üzerinden atlatıyor. Ardından diğerini. Böyle bir teknik de var. Bunu da böyle keselim gelin. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Önce dolama yaptığımı, ardından şimdiki ana ilmeği ilmeğin üzerinden atlattım. Dolama yaptım. İkisini birlikte ördüm. Önce doladığım ilmeği, ardından da şişimde olan ilmeği üzerinden atlattım. Öyle de bir teknik. Ama ben e, bunu çok sevmiyorum açık söyleyeyim. Kendi tekniğim daha iyi. Yani bunu da göstermiş oldum. Eğer hoşunuza giderse yaparsınız sevgili hanımlar. Ben öğrendiğim gibi keserim. Evet. İkisini bir. Yine aynen şişe takıp ikisini bir. Örerek bir sıra hem örmüş oluyoruz hem kesmiş oluyoruz böyle. Şimdi böylelikle kolumuzu bitirelim. Şöyle acemiler için yine bir uyarıda bulunayım. Hani şu anda düzgün bir kesme yapılıyor. Eğer ağız kısmında keserken volanlanma olursa, şöyle bolalma olursa arada bir iki ilmeği bir ör. İki ilmeği bir ör öylece kurtarmış olursun. Düzgün kesmek için de illaki şu sağ şişteki ilmeğimizi biraz sıkı tutmamız lazım. Çok da sıkı tutarsanız e, ağız kısmı toplar. Şöyle şişin ölçüsünde. Yani şiş de rahat hareket edecek ama çok bol olmayacak. Eğer şöyle bol olursa bu volanlanma yapar. Düzgün bir kesme olmaz. Çok sıkı olursa bu da çeker. Ortasını bulup ve ilmeklerimi bitirdim. Önce kolları örün sonra bedeni örün daha rahat oluyor bu şekilde dikişsiz yapacaksanız eğer fark etmez bedeni örüp 5 şiş dizerek kolları da dikişsiz bir şekilde yapabilirsiniz sadece iki yerde kestim bir burada kestim 5 sıra ördüm bir tane burada kestim burada da 8-9 ilmek arayla kesmeler yaptık ve kolu bitirdik şimdi buradan ipimi biraz uzunca keseceğim dikiş ipi için Evet. Kolu bitirdik sevgili hanımlar. Şöyle bir tutalım. Bakın tam ideal bir ölçü. İdeal bir kol oldu. Şu anda tabi dikilmediği için çok da bir şey belirgin değil. Şimdi hemen bedenden arkayı örerek karşıya geçelim. İpimizi oraya bağlayacağız. diğer taraflar duruyor. İşte buradan başladığımız yerden buradan başlamıştık. Yine aynen buradan devam edeceğiz hanımlar. Bakın burada biz 3 tane ilmek atmıştık ya. Şurada 3 tane ilmek atmıştık. Bunları şişimize alacağız. Burayı da buradan alacağız ki örerek geçelim. Geçiş yapalım. şöyle şu arada eğer açıklık kalmasın istiyorsan buradan bir ilmek aldım fazladan tamam tekrar buradaki ilmekleri alıyorum sola kaldığım için biraz yavaş oluyor bir iki ve üç yani düzgün bir şekilde 3 üç. 3. ilmeğimi de aldım. Bir de aradan almıştım. 4 1 2 3 4. Bu taraftan da alalım. Aynı şişime yine. Şöyle bir tane şu aradan alacağım. Delik kalmaması için 2 2 3 bir de bunu aldım dört tane. Her iki taraftan da dörder ilmek aldım. Sol şişime geçirdim. Şu ilmek gevşek oldu. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Eğer gevşek olursa sıkı olacak şekilde alın. Bu kadar da basit. İpin ucunu. Erik. örmeye başlıyorum. Bakın bu ilmeğin böyle gevşek kalmasın diye şöyle çevirip öreceğim. Artık ön beden arkaya ekledik. Düğüm olmaması için şöyle bir kerek aldım. 2 3 ve 4 diğer 4 ilmeği de örerek arkayı da sade düz olarak diğer kola kadar devam edelim Evet ilmeklerimiz sağlıklı bir şekilde aldık şimdi arka bedeni örerek diğer kola kadar devam ediyorum diğer kola geldim şimdi bu kolumuzu da ayıralım. Aynen öbür kolu nasıl yaptıysak bunu da o şekilde sade düz yapacağız. Kol ağzına gelmeden önce bitişe yakın bilek kısmında iki kez kesme yapacağız. Ardından haroşaya geçtiğimizde 9 ilmekte 8 ilmekte bir aralarda kesme yapacağız. Kolay geldik. Yine böyle artırma yok. Benim tekniğimle artıralım. İpi arkaya aldım. Bunu ters bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle yapıp şişimize geri takıp Evet. 3 tane yaptık son yaptığım ilmeği ördüm 1 2 3 3 tane ilmek artırdım üçünü de geri ördüm diğer ilmeklerimi örerek diğer tarafa kadar kolda devam ediyorum çok rahat bir kol altı olacak bu çocukların da en çok çocukları sıkan kol atları, yaka. Bu da oldukça rahat. Çocuğun yakasında rahatsız etmeyecek, boynu rahatsız etmeyecek, kolları rahatsız etmeyecek. Sade hemen tak çıkar gezmeye götür bebeğini. Tekrar arka yüzden kolun bitimine geldik. Burada da yine 3 tane ilmek artırarak devam ediyoruz. Birinci ilmeğimi artırdım ikinci ilmeğimi de artırdım 3 ilmeğimi de artırdım yani sağ şişteki ilmeğimi hiç bırakmadan 3 ilmek artırdım ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 diğer ilmeklerim yine diğer kol gibi örmeye devam ediyorum ardından bunun kol altındaki de 3 tane ilmek artırdık ya her iki taraftan da diğer öne geçerken arka bedeni eklerken o 3 ilmeği kolun altından arka bedene ön bedene ilave ederek az önce kolda yaptığımız gibi bedeni örün 3 parmak kala haroşa yapıp bitireyim. Ben bunu böylece sahibine teslim edeceğim yine. Bu işte beni sevdim bu işi sevgili hanımlar. Eğer böyle yarım kalan işleriniz oluyorsa eşinize dostunuza verin. Üzerine ip alsın. Kendine yapsın, tamamlasın. Evet sevgili hanımlar şimdi hırkamızın kol bitti. Belden aşağısını dediğim gibi ben ya ihtiyaç sahibine ya da bir eşe dosta veriyorum. O kendine tamamlıyor. Bu şekilde bu hırkanın bedenini de yaparak bedeninde bitişine haroşayı ekleyin. Çok şık bir hırka olur. Düğme aralıklarımız da bu kadar şöyle göstereyim çok güzel bir hırka modeli hanımlar çok da beğendim çok da severek ördüm hiç ütü vurmuyorum ben örgüme ütü vurmadan sizlere gösteriyorum bunlara bu tür örgülere harça kısmına değil de düz kısmına arka yüzden serin bir ütü vurun o zaman tam da hazır gibi oluyor çok da güzel oluyor şimdi kol boyuna bakalım bu bedene göre bu kol boyu Kol boyu bitişine kadar 21 santim. Enini de zaten vermiştin Diktikten sonra bakın 11 buçuk santim. Kol ağzı ne kadar? Kol ağzı 9 santim. Omuz genişliğini şuradan robanın genişliğinde bir tutayım şöyle 29 santim. Evet, şimdi bu kolunda bakın birazcık ördüm bıraktı. Şu kol altına bir bakalım hanımlar. Kol altı şöyle esnek bir kol. Temiz bir kol. Çok rahatlıkla yani bu hareketi hiç engellemiyor tamam mı? Çok rahatlıkla hareket edebilen çok rahat bir kol. Vallahi ben çok beğendim bu hırkayı sizi bilmem. Bunun büyük bedenli de yapabilirsiniz hanımlar. Büyük bedenli de büyük sayıda başlarsınız. Bunu herhalde 77 başladım. Birinci bölümünü unutuyorum zaten. Ee, ne yaparsınız? Örneğin 100 ilmek başlarsınız. Daha da büyütürsünüz. 3, 4 e, diş arışa da bir artırıyoruz. Aynı şekilde artırarak devam edersiniz. Robayı kendinize tutarsınız kol yerini şöyle ölçersiniz bakarsınız kol yeri tamam oldu kollara ayırıp bedene ayırıp dümdüz bir şekilde örersiniz bu kadar da kolay bir örgü model. İsterseniz yakadan buliz de yaparsınız bakın yani önemli olan bu robayı çalışmak robayı çalıştıktan sonra yakadan buliz olur Kısa kol olur, yelek olur. Ne isterseniz onu da yapıp devam edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa Instagram sayfam Sema 04 Facebook sayfam semahathazar Oradan da bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim her şeyi sizinle paylaşırım. Ama bilmediğim şeyi de yapamam. Hele ölçü. Ölçüyü araştırıp, ölçüp, biçip ardından yaptığım için her ipe, her şişe, her bedene göre ölçü bilmiyorum. Veremiyorum. Ama elimden gelen her şeyi sizinle paylaşıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sırada çok istenilen büyük beden veya yaka hırka yapımı var. Hatta en çok da bunu gençler istiyor. Nişanlımıza, eşimize sürpriz yapacağız. Sevgililer günü için yapar mısın diye ben de bakayım önce bir araştırayım hesabımı kitabımı yapayım ardından büyük veya yaka erkek kaza yapmaya niyetim var Allah'a emanet olun hoşça kalın hoşça kalın kolay gelsin